LGS'ye son 54 gün. Havalar ısınmaya başladı. İnşallah yavaş yavaş virüsten de kurtulacağız. LGS'den de kurtulacağız. Az kaldı. Sabrediyoruz ve sonunda güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Şimdi günün sözüne baktığımızda çabanın derinliği başarının zirvesini verirler diyor. Yani çabanın derinliği derken şunu kastediyor. Biz ne kadar çok gayret gösterirsek o kadar güzel bir ödül alırız. Hatta şöyle bir söz vardır en hızlı giden ok en fazla geriye çekilen yaydan çıkar. Yani sen yayı çekiyorsun 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 şöyle oklar var ya çekiyorsun, çekiyorsun 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 bıraktığında en hızlı en uzağa giden tabii ki en fazla geri çekilen. Dolayısıyla en fazla kendimizi geri çekip evde ders çalışıp denemelerimizi çözdüğümüz zaman en yüksek nete alacağız ve inşallah sonunda da mutlu olacağız diyoruz. Gelelim günün yorumuna. Şimdi diyor ki e, kim demiş? Vildan 2.3 873 beğeni almış. Hemen bakalım yorumları okuyalım. Şimdi şurada birazcık tabii skopu da şöyle bir e, bir tık kaldırmak istiyorum. Okunamıyor bazı yorumlar. Şöyle alalım. Evet birazcık tamam. Şimdi demiş ki Beğenen herkes inşallah size okula gider. Hocam zaman azaldıkça motivasyonum düşüyor ne yapmalıyım demiş. Arkadaşlar bu çok normal bir şey. Çalıştıkça gayret gösterdikçe ister istemez bizler bazen hemen ödünü alamadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Bununla alakalı geçen gün çok güzel bir video izledim. Çok güzel bir şey onu da size anlatmak istiyorum. Şimdi şu elimdeki bardağı düşünün. Bu bardaktaki su en fazla kaç litredir? Hani çok olsa 200-300 mililitredir. Ben bunu kaldırabilir miyim? Kaldırabilirim değil mi? Evet kaldırıyorum. şu an kaldırıyorum. Peki ben bunu sizce kaç dakika böyle tutabilirim? Ara içinizden tahmin edin veya kendinizi düşünün siz kaç dakika tutabilirsiniz? Ya ben maksimum herhalde 5-10 dakika hadi yarım saat tutarım. 1 saat sonra artık elim ağrımaya başlar ve vazgeçer bırakırım. 2 saat sonra iyice ağırlaşmaya başlar. 3-4 saat sonra artık mümkün değil tamam yani bana dünyanın en büyük ödülünü verseler bile tutamam bana zarar verir. Belki de bu bir saat bilmiyorum hiç bu kadar uzun süre su tutmadım. Aslında 200 gram çok hafifti ilk başta tuttuğumuz zaman bir sıkıntı yoktu ama çok uzun süre tuttuğumuz zaman bu bardak suyu taşıyamaz hale geldik. İşte sıkıntılar, stresler de böyle. İlk başta birazcık bize stres verecek, taşıyacağız tamam. Ama sonrasında çok fazla yük olduğu zaman şöyle suyu bırakacağız ve o stresten kurtulacağız. Sınava hazırlıkla alakalı ilk başta acaba olur mu? Acaba denemelerde yapabilir miyim? Motivasyonum düşüyor dedik tamam ama ondan sonra bırakalım. Sadece görevimizi yapalım. Sadece çözmemiz gereken soruları belirleyelim. Mesela diyelim ki öne veriyorum. parafondan ondan ben günde 10 tane soru çözeceğim dedim. Par paragraf soru çözeceğim. Aç sorularını çöz bitti gitti tamam ben attım bir kadar. Acaba paragraf netlerim artıyor mu azalıyor mu? 9 netti 8 netti 10'a çıktı mı? 10... Hayır hayır. Bunu boşar. Ben eğer sürekli olarak elimdeki bardağı taşımaya devam edersem kolum kırılır artık yani dayanamam yani. Yani kesin taşımak zorundasın. O zaman kolum kırılır. Yapamam ki elim dayanamadı. Ama 200 gramlık küçük bir stresi olsun. Gene de zorlaşır. Dolayısıyla bizler ödemizi yapacağız. Vazifemizi yapacağız. Sonrasına bak karışmayacağız. Bekleyeceğiz. Tevekkül edeceğiz. Ee, hocam matematik 3 4 -3 arasında olan biri ne kadar artırabilir netini? Şu anda sadece birinci dönem konuları olduğu için sıkı bir çalışmayla 10 net daha ekleyebilir. Veyahut da işte atıyorum 7-8 net daha ekleyebilir. 300 puan olan biri 488 puana gelebilirim bu hikayede. Biraz zor tabii ki. Yani 188 puan artımı istiyorsun. Biraz zor. Zor diyorum. Ama e, en azından o yolda gayret gösterir. 488 puana gelemez de 420 puana gelir. 400 puana gelir. O bile büyük bir başarı. Hocam günde kaç sayfa kitap okumalıyız? Şimdi okuduğunuz kitabın eğer büyük bir kitapsa, mesela şu kitap gibi bir kitap okuyacaksanız, buradaki sayfalar küçük olduğu için daha fazla okuyabilirsiniz. Daha e, büyük bir kitapsa daha az sayfa okuyabilirsiniz ama günde en az 30 dakika kitap okumamız gerekiyor ve mutlaka az önce söylediğim gibi mutlaka günde en az 10 tane paragraf sorusu çözmemiz gerekiyor. Çünkü de bize kesinlikle 10 tane paragraf sorusu gelecek. Hocam günde kaç saat ders çalışmalıyız arkadaşlar? Burada sizin e, ev okulda bizimle beraber LGS kampı haricinde veyahut da işte e, okuldaki hocanızı takip ediyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı'ndan EBA'dan. Onlar haricinde sizin mutlaka mutlaka onları saymıyorum süre olarak günde en az <laughs> nasıl söyleyelim mesela günde en az 6 saat ders çalışmanız gerekiyor. Bu en az en az daha fazlası çok daha büyük avantaj sağlar. Günde 7-8 saat 10 saat çalışan insanları biliyoruz. Hocam derse başlayacağım diyorum. Tabii verimli saatten bahsediyorum bu. Derse başlayacağım diyorum. Sonra bir şeyler oluyor çalışmıyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Bu hepimizde oluyor. Bu durumda ne yapmamız gerektiğini söylemiştik arkadaşlar. Birincisi derse çalışmamızı engelleyen şeyleri dışarı çıkaracağız. Telefonumuz yanımızda durmayacak. Yoksa hemen ona da alırız. Yatakta çalışmaz, masada çalışmalıyız. Yani her çalışmamız bir sınav simülasyonu olmalı. Masanın başına oturacağız. Bakın sınavda bile soruları çözmek istemeyeceğiniz an gelecek karşınıza. Yani şöyle sorular geldi diyelim. Şu soru olsun. Şöyle soru çözüyorsun ya. Önünde deneme kitapçı açık olduğu halde bile... Üf ya aman... Hmm, ...diyebileceğiniz an olabilir. Bak sınavda bile sıkılacağınız ...hocam sınavda sıkıldı, Evet sınavda bile sıkılacağınız <laughs> olacak. Ama sen sınavda çekip gidemiyorsun... ...o zaman burada çekip gitmeyeceksin. Sınavda cep telefonu yok... ...o zaman yine cep telefonu yanına almamalısın. Her seferinde biz sınav simülasyonu yaparsak... ...bir şekilde başlarız ve derslerinde kalkmayız arkadaşlar. Hocam derece isteyen biri günde kaç tane yeni soru çözmeli? Dediğimiz gibi 90 tane soru çıkacak karşımıza... ...bunun dikkatini... 180 soru, bunun 3 katı 270 soru çözen bir öğrenci derece yapabilir yeni soru çözerekten. Ankara Efendisi'ni tanıtır mısınız? Tanıtmıştık ama varsa bir kez daha tanıtabiliriz. Bu tanıtıldı bir, bu lise. Hocam derginin Tomuk dergisi Nisan'a çıkacak mı? Evet arkadaşlar Nisan ve Mayıs'ı beraber çıkarıyoruz. Bu karışıklık oluyor mu fiyat değişikleri? Hocam LGS ertelenir mi? Bize faydası ne olur? LGS ertelenirse size faydası birinci dönem konuları değişmez. Yani yine sadece birinci dönem konuları olur. Çünkü biz, e, zaten okul şu anda açılsa bile sadece birinci dönem konuları olacak okul açılmaydı LGS ertelenirse bu durumda yine sadece 1. konular olur ve siz daha fazla zaman kazandığınız için daha çok çalışırsınız. Ama eee ertelenmezse diye de biz mutlaka işimizi sağlam tutmalıyız arkadaşlar. Bir de şunu unutmayın. Ertelenirse sadece size ertelenmiyor, herkes erteleniyor. Ertelenmez sınav olursa Haziran'da hepimiz oluyor. Ve Milletim Hakanı'nda ertelenmemesinden yana olduğunu belirtmiş. İnşallah sizler gençsiniz, e, sizin duanız kabul olur. Dua edin, ertelenmesine hemen girelim, kurtulalım. Zaten LGS ertelenmediyse muhtemelen artık bu virüsten de, lanet şeyden de kurtulmuşuzdur arkadaşlar. Hocam iyi bir lise için sabah kaçta kalkmalıyız? Hiç uyumamalısın. <laughs> Şaka, kötü espri. İyi bir lise için e, sabahleyin erken saatlerde kalkmak çok önemli. Zaten atasözü var. Erken kalkan yol alır. ...erken kalktım, işime şeker kattım aşıma. Hatta biliyor musunuz... ...böyle çok para kazanmak isteyen Museviler asla güneşi kendi kafalarına doğurmazlarmış. Mutlaka güneş doğmadan önce kalkarlarmış. Zaten bizim dinimizde de sabah namazı var. Sabah namaza kalkıyorlar. Ha, sabah namazdan sonra yatmak gerekir, dinlenmek gerekir. O ayrı mesele. Orada bize yasak yok ama böyle çok hırslılar sabah güneş doğmadan kalkar o saatte başarlarmış. İnanılmaz verimli oluyor gerçekten. Kendiniz ona alıştırabilirseniz süper bir net artışı yakalarsınız. Ama hocam ben o kadar yapamıyorum diyorsanız bu durumda sabah Okul saatinde, sınav saatinde kalkmanız lazım. Sınav saatinde 9 gibi zaten ayık olmanız lazım. O zaman 8 gibi kalkıp, 8.30 gibi kalkıp, kahvaltınızı yapıp 9 gibi ders oturabilirsiniz. Hocam 500 puan hedefleyen bir kişinin bir günü nasıl olmalı? Dediğim gibi sabah erkenden kalkmalı, günde en az 270 soru çözmeli. Bu bazen 300 soru olabilir, bazen 200 soru olabilir. Ve her günü aynen sınav hazırlanacağı sınav anı gibi odaklamalı kendisinden. Eyüp Aygar Efendisi'ni tanıtabiliriz. Tabii ki Türkçe netlerimizi nasıl artırabiliriz? Türkçe'de arkadaşlar mantığımız belli. Tekrar söylüyorum. DBX konuları çok kolay. Zaten cümle ögeleri, filmsi, keko konular. Burada siz bol bol paragraf çözmeniz gerekiyor. Günde en az 10 tane paragraf soru çözmezseniz bu iş zor. Her gün deneme çözemeyebilirsiniz ama her gün paragraf sorusu çözebilirsiniz. Şimdi Beşiktaş Atatürk Anadolu Sesi. Matematikten soru çözerek çok yanlışım çıkıyor. Ne yapmalıyım? O zaman soru çözme. Olur mu öyle bir şey? Tabii ki ne kadar çok yanlış yaparsak o kadar az yanlış yaparız. Nasıl yani hocam? ne kadar çok yanlışı sınavdan önce yaparsak sınavda o soru geldiği zaman aa ben bu soruyu yapmıştım bu sefer yanlış yapmayacağım diyebiliriz. Şimdi günün kitabına baktığımızda Tolstoy'un Hacı Murat'ını görüyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir eser okumanızı tavsiye ediyorum. Gün okulu Samiye Ayverdan Anadolu Sesi 4.85 ile alıyor. 63 mühendisi 21 tıp fakültesi kazandırmış. Gerçekten Anadolu Sesi ama gördüğünüz gibi tıplar mühendisler gene olabiliyor. Yani siz fen lisesinden de tıp ve mühendisliğe girebilirsiniz. Anadolu Sesi'nden de sosyal bilimler lisesinden de. Günün kaynağına baktığımızda sadece birinci dönem konuları içeren LGS ilk tekrarı görüyoruz. Bu kitabımız e, hemen bir çırpıda rahatlıkla çalışıp bitirebileceğiniz güzel bir kitap ama soruları son derece seçici, özel, yeni nesil, beceri temelli sorular içeriyor. Sadece birinci dönem konuları var ve e, günün sorusuna baktığımızda fenle alakalı 21 Aralık'ta güneş ışınlarının öğle vakti güney yarım küre dik olarak geldiği enlem ne olarak adlandırılıyor? Şöyle çiziyorum. Burası ekvatordu, şurasının bir adı vardı, burasının da bir adı vardı. Onu soruyoruz sizlere. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Havalar ısınıyor. LGS yaklaşıyor. Başarı yaklaşıyor. Güzel günler yaklaşıyor. Hadi bakalım.